Makatta kaşıntı ve yanma olması en sık bu bölgeyle ilgili yakınmalardan birini oluşturur. Bu yakınma o bölgede yani makat bölgesinde bir sıkıntı olduğuna işaret eder. Ne olabilir bu? Besinlerle ilgili olabilir. Örnek acılı, ekşili, baharatlı gıdaların fazla tüketilmesinden, çay kahvenin aşırı tüketiminden veya bira gibi, şarap gibi alkollü içkilerin fermente olan fazla tüketiminden bu meydana geliyor olabilir. Öncelikle gıda ile ilgili şeyleri bir araştırmak gerekir. Bunun dışında makat bölgesinde bir makat çatlağı olabilir, bir makat fistülü olabilir, bir makat absesi olabilir, bir hemoroid olabilir, salgı yapan bir polip olabilir, iltihabi bağırsak hastalığı olabilir, soliter rektal ülser olabilir. Yani birçok şey makat bölgesiyle ilgili birçok hastalık makat kaşıntısı ve yanması ya da batmasına sebep olabilir. Öncelikle detaylı bir makat muayenesi sonrasında sorunu anlamak, gerekiyorsa kolonoskopi, işte bazı mikrop tahlilleri, oradan örnekler, deri biyopsisi falan gibi şeyleri yapıp ona uygun tedavi yapmak gerekebilir. Bu konuyla ciddiye uzmanları, genel cerrahi uzmanları başlıca uğraşır. Öncelikle sorunun kökenine inmek, sıkıntının nedenini belirlemek ve ondan sonra da ana soruna yönelik de tedavi uygulamak gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Makat hastalıklarıyla ilgili kafanıza takılan hususlar, sorular var ise kanalımızı takip ediniz.